silahlarıyla ordunun canına okunurken subaylar teker teker yetişmiş, iyi subaylar, binbaşılar, yarbaylar, albaylar, amiraller, generaller FETÖ eliyle temizlenirken susan Hulusi Akar'ın, terfi alan Hulusi Akar'ın, su uyur Hulusi Akar diye arkadaşlarının lakap taktığı her devirde yükselmiş Hulusi Akar'ın ve en yakını, yanından ayırmadığı Mehmet Dişli darbeyi baştan sona kumanda etmiş ama helikopterden Hulusi Akar'la birlikte inmiş Mehmet Dişli'nin, hiç ayrılmadığı Hulusi Akar'ın 4 tane yardımcısıyla ilgili, 3'üyle ilgili FETÖ, 1'iyle ilgili ajan suçlaması var ve kimse sesini çıkarmıyor. Bu konuda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin tüm grup başkan vekillerine, sözcüsüne, Milli Savunma Bakanı'na ve genel başkanına açıktan ve cevap vermeleri talebiyle sataşıyorum. Buna daha ne kadar sessiz kalacaksınız? Hal bu kadar ciddi iken, hal bu kadar ciddi iken bu işe bir açıklık getiren, bir neşter vuran olmayacak mı? Bütün tercihler bu kadar net mi olur, bu kadar tesadüf mü olur? Milli Savunma Bakanlığı nasıl, ne şekilde, kimler tarafından kuşatılmış ve bu konuda bir kelime söylenmeyecek mi? Teker teker 4 grup başkan vekili, Akbaşoğlu'nu Cumhuriyet Halk Partisi olarak katı şekilde muhatap kabul etmeyeceğimizi ifade etmiştim. Akbaşoğlu cevaplamasın. O kendisine dua edenlere küfretmeye devam etsin. 4 grup başkan vekiline, sözcüleri Sayın Çelik'e, Hulusi Akar'a, Recep Tayyip Erdoğan'a soruyoruz. 4'te 4 kuşatılmış bu durumda ve bir kelime konuşmuyorsanız biz bunu millet adına size soruyoruz. Sonuna kadar da sormaya devam edeceğiz. Bir başka vaka, meclisin uzman çavuşu Ulvi Yönter Photoshoplu fotoğraf koymuş buradayız diye. Vallahi 1.30'daydı basın toplantım. 2.30'a aldık biliyorsunuz. Gelirken baktım. Meclis salonu kapalı. Ulvi Yönter tatilde. Diyoruz ki meclis yok, kapalı, tatildesiniz, buradayız diye kendisine uzman çavuş kıyafeti giydirmiş, kürsüden photoshoplu fotoğraf koyuyor Ulvi Yönter. Ya bu kadar da olur mu ya? Bu kadar da olur mu? Bir de diyor ki, sen neredesin bana yazmış, Kandil'de misin? Bak ben neredeyim, canlı yayındayım, meclisteyim, görevimin başındayım. Sen uzman çavuşların sorunlarını çözmeye söz verdin, kanun teklifi verdin, yıllardır kılını kıpırdatmıyorsun. Genel başkanımız dahi kürsüden dedi, getirin kanunlara oy vereceğiz. Buradan bir daha söylüyoruz. Ulvi Yönter, tatile değil de uzman çavuşa el kaldır, 2 elimle sana destek vereceğim, kanun çıkınca da alkış yapacağım. Sen uzman çavuşların başta statü, bütün taleplerini hepimiz biliyoruz, ezberledik sorunlarını, çözmek için gel bir el kaldır. Bir de bana diyor ki sen neredesin, Kandil'de misin, orada mısın, burada mısın? Biz buradayız. Ben tatile el kaldırmadım Ulvi Yönter. Siz kaldırdınız. Cumhuriyet Halk Partisi tatile el kaldırmadı. Siz kaldırdınız. Tatile gidip bu kadar sorun ortada duruyorken, memleket yangın yeriyken bu meclisi tatile sokacaksın, sonra da photoshoplu görüntü koyacaksın. Yazıklar olsun, ben buradayım deyip photoshoplu görüntüyle uzman çavuşları kandırmaya, alay etmeye çalışanlara buradan ilan ediyoruz. Ulvi Yönter, ben canlı yayında buradayım. Ulvi Yönter şu dakika canlı yayını açsın, nerede olduğunu görsünler. Mecliste değil, gelirken baktım. 1 saat toplantıyı erteledik. Acaba saat 2'de kapalı meclisin hiç olmazsa kapısına gelir mi diye. Gelsene.
haftaya geldiğinde önergeni genel haftaya geldiğinde önergeni verip de komisyonu toplantıya çağırsana. Meclis Genel Kurulu'nda hakkımızı size vereceğiz. İş düzük 37'ye göre uzman çavuşların özlüğüyle ilgili kanun teklifini bizimkiler gani, seninkini getirelim. Gel talep et, iş düzük 37 hakkı gelecek hafta biz de sana veriyoruz. Salı günü indir, uzman çavuşa el kaldır, tatile değil, iki elimle birlikte bütün milletvekillerimizle grupla birlikte destek vereceğiz. Sadece uzman çavuşa değil, EYT'linin sorununa, 3600 ek göstergeye, tarımsal suramada gelmiş %95 zammın geri alınmasına, esnafa gelmiş olan %100'ü aşan zammın geri alınmasına, elektrik faturalarına, her birine el kaldıracağız. İki elimizle kaldıracağız. Bir tane şu vatandaşın faydasına iş yapın. Ben kardan anlamam demiş. Sen kardan anlamazsın, siyasi kardan anlarsın. Geçen Sayıştay seçimlerinde gördük. Bu anlamsız, şaşılacak destekten kimlerin nasıl faydalandığını gördük Ulvi Bey. Bütün meclis biliyor. Sayıştay seçiminden nasıl siyasi rant elde edildiğini hep birlikte gördük. Bir tane bakan almadan destek veriyordunuz, öyle mi? Bir beklentimiz yok. Bakansız destek. Cumhur İttifakı 15 Temmuz günü meydanlarda kuruldu. 9 Mart'ta selektör yaptınız. Darbeden çok çok önce AK Parti'ye. Bunu söyledim diye dünya kadar küfür ettiniz. Toplanmakta olan kurultay saray muhalefetiyle, saray yargısının eliyle kurultaydan kurtuldunuz. Cumhur İttifakı'nın esas temellerini onlar kurultayı erteletme karşılığında sizin anayasa değişikliğine yeşil ışık yakmanızla attınız. Şimdi hem 15 Temmuz'u buna gerekçe göstereceksiniz, hem de ondan sonra biz bakan bile almadık diyeceksiniz. Ama siyasi kârı, siyasi rantı yüksek yargıda cebe indireceksiniz. Daha fazlasını başkası anlatsın. Sorunuz varsa cevaplayabilirim arkadaşlar. Ya bu konuyla ilişkin ismi geçen, daha önce bu tweetlerde ismi geçenlerden bu üçüncü cinayet, bu konuya ilişkin Cumhuriyet savcılarının kapsamlı bir şekilde bir araştırma yapması, ayrıca bu gidişatın nereye doğru gittiğinin öngörülüp bu konuda